İyi günler değerli izleyenler. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Tarım Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırlayıp sundukları Çiftçinin Saati programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bu haftaki programımızın konusu hellim tescilidir. Hellim tescili ülkemiz hayvancılığı için son derece önemlidir. Ve anımsayacak olursanız toplum olarak hellim tescili konusunda çok ısrarlı, önemli çalışmalar yapılmış ve sevinerek izlemekteyiz ki mutlu sona da ulaşmış müesseselerimiz vardır. Şimdi hellim tescili niçin ülkemiz için önemlidir? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Ne gibi bir yol izlenmiştir? Nasıl başarıya ulaşılmıştır? Hellim tescili için hangi şartlar gerekmektedir? Sorularımıza gerekli yanıtı almak üzere hellim tescili sertifikası almış bir işletmede, Gülgün işletmelerindeyiz ve yanımızda Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Ayhan Osmanlıoğlu bulunmaktadır. Osman Bey, öncelikle programımıza katılıp renk kattığınız için teşekkür ediyoruz ve hemen alalım sizden, ne gibi çalışmalar yapılmıştır hellim tescili konusunda? Öncelikle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz firmamıza göstermiş olduğunuz ilgi için. Kısmet oldu, ilk PDO tescilini almak bize kısmet oldu. PDO'yu da açalım izleyicilerimizin kolay anlayabilmesi için. Avrupa ülkelerinde özellikle hellim ismini kullanabilmemiz için gerekli olan sertifika. Bu sertifika gerçekten almak meşakkatli ve uzun bir süreç gerektiriyor. Bir emek sonucu alınmış bir sertifikadır. Yani kolay alınan bir sertifika değildir. Ama bizim şansımız tabii uzun yıllara dayalı bir firma olmamız, patronlarımızın işe tamamen hakim olması, hellimi işte sütten itibaren tüm aşamalarını çok iyi biliyor olması bu sertifikayı alma sürecimizi kısaltmıştır bu anlamda. Ne zaman başladı hellim tescili sertifikası almak için çalışmalar? Yaklaşık 2 yıldır devam eden bir süreç. Ama son 6 ayda özellikle hızlandırdık. Biraz da bizi tabii zorladılar o anlamda. İlgili kişiler, işte Avrupa Birliği'nden gelen, işte Bureau of Veritas'tan gelen komisyondaki arkadaşlar sağ olsunlar bize çok yardımcı da oldular, yol gösterdiler. Dolayısıyla bu süreci son 6 ay içerisinde hızlı bir şekilde tamamlamak kısmet oldu. Gerçekten dediğim gibi çok emek verdik. Hem dokümantasyon anlamında, hem iş gücü anlamında, hijyenik koşulları sağlama anlamında gerçekten meşakkatli uzun bir süreç oldu. Ancak bunu kolaylaştıran bir başka sertifika aldık. BRC sertifikası. Bunun da tabii PDO sürecini hızlandırıcı bir etkisi olmuştur. Kim verdi sertifikayı? Hangi kuruluş? Bureau Veritas verdi. Hangi ülkeye bağlı? Yani bunlar küresel anlamda birçok ülkede şubeleri olan, temsilcilikleri olan bir kuruluş. Ancak bize sertifikayı veren Yunanistan'daki şubesi, yani oradaki ilgili arkadaşlar geldi ve onlardan aldık sertifikayı. Evet. Peki hellim tescili ile neler istenmiştir? Yani hellim tescilinin olabilmesi için ne gibi şartlar lazımdır? Şimdi öncelikle kullanılan ham madde kaynağı çok önemli. Hem temizlik anlamında hem Kıbrıs sınırları içerisinde üretilen sütlerin kullanılması anlamında önceliği olan ham madde. Ham maddenin ağrı işletmelerden ve takip edilebilirlik açısından bu süreci imkan dahilinde kılan belli başlı işletmelerden temin etmemiz gerekiyor. Ki bu işletmeler de aynı şekilde PDO sertifikasını alması gerekiyor. Yani onlar da şu an bu çalışmanın içerisinde.
Bizim dışımızda yine fabrikalar var. 2 tane veya 3 tane daha fabrika bu süreci devam ettiriyor. Onlar da muhtemelen alacaklar yakın zamanda. Ama kullanılan sütlerin öncelikli olarak PDO sürecine uygun üretilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu PDO sertifikasının olmazsa olmaz birinci şartlarından biri. Diğer şartları da işletmeye geldikten sonraki aşamada üretim akış şemasının, üretim akışının sütün kabulünden itibaren işte analizlerinin yapılması, değerlerin PDO'ya uygun olması ve işlemlerin PDO prosesine uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla biz öncelikli olarak bu altyapıyı hazırladık. PDO ile ilgili danışmanlık hizmeti aldığımız kuruluş ve kişiler vardı. Onların yönlendirmesiyle biz bu süreci tamamladık ve altyapımızı oluşturduk. Tabii bir devam eden süreç içerisinde bir ön denetim geçirdik. İki kez daha geldiler, baktılar. İşte eksikler varsa majör ve minör kusur dediğimiz şeyler. Önemli olan majör kusur olmaması. Minör kusur birkaç tane vardı. Onları da hızlı bir şekilde tamamladık. En son Brevo Veritas geldi. Esas denetimimizi geçirdik ve PDO sertifikasını almaya hak kazandık. Peki bir de bu minör ve majör kısmını açıklayalım izleyicilerimize. Şimdi aslında onu çok böyle keskin sınırlarla ayırmak çok mümkün değil. Bazen bizim için minör olan bir kusur, PDO süreci için majör kusur olabiliyor. Yani majör kusur, örneğin hijyenik koşulda mesela maskeyi takıyoruz. Biz aşağıda tüm personel bone, maske vesaire kolluk takma zorunluluğu var. Maskeyi tam takmayıp da işte burnunun altına indirmesi bir minör kusur. Ama hiç takmaması mesela majör kusur. Yani olmaması, yani personelin buna dikkat etmemiş olması. Ondan sonra tabii ham maddenin takip edilebilir ve PDO şartlarını karşılayıcı çiftliklerden alınmamış olması majör bir kusur. Veya ham maddenin nereden geldiğini izleyememek majör kusurlardan biri. Ondan sonra ama minör kusur işte dediğim gibi mesela maskeyi takıyordur da maske düşmüştür. Burnun altına düşmüştür. O minör kusur. Onu hemen tekrar bir uyarıyla düzeltme imkanı olabiliyor. Ama majör kusur biraz daha süreç alıcı ve tamamen PDO kalite kriterlerini direkt etkileyici ve derinden etkileyici bir kusursa bu majör kusur olarak kabul ediliyor. Şimdi Ayhan Bey, anlayabildiğimiz kadarıyla yani sizin verdiğiniz ifadelerden hellim tesciliyle alınacak sütün yani yem kalitesi olarak Kıbrıs coğrafyasında yetişmiş olması, ayrıca hayvanların da Kıbrıs coğrafyasında yetişmiş olması şartı koşuluyor değil mi? Evet, aynen öyle. Yani Kıbrıs coğrafyasında yetişmiş olacak. Buradaki işte bitkilerle vesaireyle beslenmiş olması gerekiyor. Ve bu sütleri aldığımız çiftliklerin de PDO şartlarını karşılaması gerekiyor. Hani arı işletme diye geçiyor mesela. İşte hastalıklardan arı olacak, sürekli bir veteriner kontrolünde sağım vesaire işlemlerin, hayvan bakımlarının yapılıyor olması isteniyor. En basiti örneğin PDO hellimlerinde aranan nane kullanılması gerekiyor. Bu nanenin mesela Kıbrıs'ta yetişen nane olması gerekiyor. Yani dışarıdan işte başka ülkelerden gelen nane kullandığınız zaman bu mesela majör kusur. Yani orada PDO amblemini kullanamıyorsunuz ve sertifikasyon tamamen iptale kadar yolu açılmış oluyor. Eğer bu izlenebilirlikte bunu ispatlayamazsak. O yüzden biz hep kullandığımız işte ham maddelerdir. Süt zaten buradan alıyoruz. Dışarıdan süt getirme imkanımız yok. İşte nane kullandığımız nane burada Kıbrıs'ta yetişen nane ve bu naneleri satan firmalarla, tedarikçilerle çalışıyoruz. Dolayısıyla biraz takip edilmesi, sıkı takip edilmesi gereken bir süreç. Ürün kalitesini sağlamak bakımından, PDO sürecini, akışını sağlamak bakımından gerçekten emek isteyen zahmetli bir süreç yani. Evet.
Ayhan Bey, bir de ilgimi çeken şöyle bir konu var. Şimdi bizim koyun ırkları olarak ülkemizde İvesi ırkı var. Sonra Sakız ırkı var. Ve bunların sütlerini alıyoruz. Ama son yıllarda süt kalitesi önemli olduğu için ve ham madde yağ oranı olarak çok yüksek vasıflara sahip olan Assaf ırkı da ülkemize getirildi ve üreticilerin de beğenisini kazanıp almaya başladı üreticilerimiz. Önümüzdeki yıllarda yanılmıyorsam popülasyonu daha da artacak. Acaba bu ırkın sütleri de ülkemiz şartlarına uygun olarak kullanılıp hehellim imal edilip tescil alabilecek mi? Şimdi beslenmesi burada yapıldığı sürece ve süreç, PDO süreci takip edildiği sürece Assaf ırkı veya İveysi olması veya Sakız olmasının çok bir önemi yok. Ve biz zaten şu an kullanıyoruz. Yani bu ırklardan elde edilen koyun sütlerini, işte keçi sütlerini vesaire kullanıyoruz. Ve bu arada PDO hellimde Şubat başına kadar %10 kullanılan sütün içerisinde %10 koyun ve keçi sütü olması gerekiyordu. Şimdi Şubat 1 itibariyle bu %25'e çıkarıldı. Yani 1/4 koyun ve keçi olma zorunluluğu var. Bu da mesela biz diyelim PDO ürünü yaptık. İzlenebilirlik var dokümantasyon anlamında. Hangi bölgeden, hangi çiftliklerden ne kadar süt geldi, ne kadar koyun sütü, ne kadar keçi sütü, ne kadar inek sütü, bunların hepsi kayıt altında. Dokümantasyon kısmı çok önemli kısım PDO sürecinde. Dolayısıyla şimdi bu koyun ve keçi sütlerini mesela aldığımız çiftliklerin hepsinde sertifikasyonu, neyle beslendi, ne yapıldı, işte hangi çiftlik ne kadar süt verdi, bunların hepsini istediğimiz zaman kayıt altına alabiliyoruz. Ve sütek, yani kurum kanalıyla da biz bu bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Zaten bizim işletmemize süt kabulüden girdiğinden itibaren ki her aşama kayıt altında. İşte kullanılan derecelerdir, ısılardır, mayalama miktarı, kullanılan maya miktarı, işte nane oranı vesaire, bunların hepsi izlenebilirlik açısından son derece önemli olduğu için ve ileride yapılacak denetimlerde de bunları sunmamız zorunlu olduğundan dolayı bunların hepsini kayıt altına alıyoruz ve çıkan her parti üründe neler kullanılmış çok rahat bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Ve sizin dediğiniz Assaf ırkına gelince, normalde koyun sütü düzgün bir rasyon yapıldıysa zaten PDO'da gerekli olan işte yağ, protein oranı vesaire bunların hepsini sağlayabiliyor. Ama herhangi bir hastalık olursa hayvanlarda, bir aksi bir durum, süt verimini etkileyecek bir olumsuzluk varsa, o zaten o sütün işletmeden çıkmaması ve satılmaması gerekiyor. İşte bunlarda mesela biz yapabildiğimiz analizleri yapıyoruz. Örneğin işte hayvan hastalandığında antibiyotik veriliyor, iğne yapılıyor. Antibiyotikli sütler ayrılıyor, bize gelmiyor, gelmeden imha ediliyor. Ama biz tabii her halükarda laboratuvarımızda bu sütlerin daha araçtan indirilmeden testlerini yapıyoruz. Başta antibiyotik testi olmak üzere. İşte kuru maddesi ne kadar, yağ ne kadar, protein ne kadar, bunların tüm değerlerini kontrol ettikten sonra süt kabule onay veriyoruz. Ve o şekilde uygun tanklara, depo tanklarına alıyoruz sütü. Öbür türlü zaten ürün reddediliyor ve kuruma bildiriyoruz. Diyoruz şu plakalı araçta gelen süt, işte koyun, keçi veya inek neyse bunu alamıyoruz. Bizim kriterlerimize uygun değil diye bilgilendiriyoruz. Onlar da gereğini yapıyor. Evet, şimdi koyun sütünün hellimde belirli bir oranda bulunması zorunlu hale geldiği için tabii biz biliyoruz küçükbaş hayvanlarda laktasyon süresi, yani sağılma süresi Haziran'a kadar sürüyor. Ondan sonra kesiliyor. Acaba bu miktar sütü sağlayabilir miyiz biz yıl boyunca? Şimdi o aslında tüm ülkelerin yıllardır kanayan yarası. Yani özellikle küçükbaş hayvanlarda laktasyon sürelerinin ayarlanamaması. Çünkü alışılagelmiş bir besicilik sistemi var. Küçükbaş besicilikten bahsediyorum o anlamda. Çünkü bahar döneminde
doğumlar bahara rastlatılır. İşte 3-4 ay bir süt verim olur ve sıcaklar bastırdığında sütler kesilir. Böyle yıllardır oluşmuş bir kavram vardır ve bir hayvan yetiştirici yöntemi vardır. Ama son yıllarda biraz daha hayvancılarımızın, işte yatırımcılarımızın bilinçlenmesinden dolayı bu süt verimi, süt üretimi yıla yayılmaya çalışılıyor. Biz de mesela çiftliğimiz var. Çiftlikte şu an küçükbaş hayvanlar da başladı. Biz mesela laktasyonu yıla bölüp, üçe bölüp, 3 aylık dönemlerde doğumları rastlatıp bu şekilde 12 ayda koyun ve keçi sütü elde etme yoluna gidiyoruz. Ve bizim de bildiğimiz en az bir 7-8 tane, 10 tane daha çiftlik var. Bu anlamda çalışmaları olan ve yılda 12 ay düzenli işte koyun, keçi sütü tedarik etmeye çalışan ve bu yönde çalışmaları olan işletmeler var. O anlamda biz inanıyoruz ki 12 ay herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Zaten şu an açıkçası PDO hellimi çok büyük oranda, büyük miktarda üretemiyoruz. Çünkü ham madde kısıtlılığı var şu anda. Yani o kadar mesela üretimimizin tamamını biz PDO hellim üreterek ona ayıralım dediğimiz takdirde bu sütü temin etmemiz tabii ki çok zor şu aşamada. Ama ilerleyen birkaç sene içerisinde ben inanıyorum ki o üretim, süt üretiminin artışına bağlı olarak PDO hellim üretimi de artacaktır. Evet. Bir de oranlara bir göz atalım Ayhan Bey. Şimdi inek sütü ne kadar olmalı? Koyun keçi sütü ne kadar? Hangi oranda olmalıdır PDO için? Şimdi PDO için istenen koyun keçi sütü miktarı toplam sütün içerisinde %25 olma zorunluluğu var. Yani bir ton süt PDO hellime veriyorsak 250 kilosu koyun ve keçi olacak. Yani tabii koyun keçi kendi arasında da bir oran isteniyor mu derseniz istenmiyor. Yani keçi fazla koyun az olabilir, koyun fazla keçi az olabilir. Ama ikisinin toplamı %25 olacak toplam sütün içerisinde. Yani bu aroma özellikle hellimin klasik anlamda bildiğimiz hellimin aromasını sağlamak için olması olması koşullardan biri. Daha öncesinde %10'du bu şey, alt sınır. Yani muhtemelen o aromatik özellik sağlanmadığından dolayı bu oranı artırdılar. Evet. Ve %25 yaptılar. Peki içeriği ne olmalıdır PDO'lu hellimin? Yani tuz diyelim, protein diyelim, sonra başka maddeler mi diyelim? Neler olmalıdır? Yani şimdi hellimin genel olarak özelliklerini düşündüğümüz zaman, yani PDO sürecinin bizden talep ettiği özellikleri anlamında spesifik olarak tek söylememiz gereken nane olması gerekiyor. Nane. Ve Kıbrıs nanesi olması gerekiyor. Onun dışındaki özellikleri koyun keçi olacak içerisinde. Yani normal mesela bizim yaptığımız, ihracata verdiğimiz, gerek iç piyasaya yaptığımız ürünlerde mesela tamamı inek sütüne yaptığımız hellim de var. Ama PDO hellim değil o. Yani ona öyle bir amblem vuramıyoruz. PDO olabilmesi için %25 keçi koyun olacak ve Kıbrıs nanesi olacak içerisinde. Kıbrıs nanesi kullanılacak. Onun dışında normal hellimle işte PDO hellim arasında fiziksel olarak bir ayrım yok. Nane oranı ne kadar olmalı? Ona bir kısıtlama, sınırlama getirilmemiş şu an. Yani ileride olur mu olmaz mı bilemeyiz tabii. Göz kararıyla mı yapılıyor? Az bir miktar, makul bir miktarda konuyor. Şimdi bizim tabii belli oranlarımız var. Yani onu şu an paylaşmaya gerek yok. Ama tüm işletmelerin var, belli oranları var. Kendilerinin uyguladığı işletme reçetesi diyoruz ona. Fakat çok yüksek miktarda değil. Yani hafif böyle bir nane aromasını, raihasını verecek şekilde o özelliği sağlayacak miktarda kullanıyoruz. Peki tuz oranı ne olmalıdır? Tuz oranında şöyle bir kısıtlama var. Hem teknik olarak hem PDO sürecinin istediği, talep ettiği. Kuru maddede %3,5 minimum tuz olması gerekiyor. Yani bu niye isteniyor? Hijyenik açıdan öncelikli olarak bakterilerin gelişmemesi için. Çünkü hellim en az bir yıl ömrü olan, raf ömrü olan bir ürün. Ve bir yıl bozulmadan kalabilmesi için de kuru maddede %3,5 tuz olması gerekiyor.
Biz de bunu sağlamak için prosesimizde ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şimdi Ayhan Bey yüzde kaç olması lazım dediniz? Kuru maddede %3,5. %3,5. Peki kuru madde daha düşük olursa nasıl oluyor? Daha az mı tuz ilerliyorsunuz? Zaten kuru maddesi ürün, yani kuru maddede de belli bir alt sınır var. Yani hellimde mesela 52-54 kuru madde olması gerekiyor. PDO süreci bakımından el aldığımızda. Yani diyelim 54 kuru madde ise bunun %3,5 kadar da tuz içermesi gerekiyor. Ki bakteri, işte istenmeyen bakterilerin gelişimi önlensin. Ürün rafta işte bir yıl raf ömrü veriyoruz. Bu raf ömrü süresince bozulmadan kendini koruyabilsin diye. Şimdi öbür türlü tuz oranı azaldığı zaman ki mesela bazı tüketicilerimiz öyle, özellikle tuza karşı hassasiyeti olan tüketicilerimiz istiyor ki tuz oranı düşsün, düşük yapılsın, az tuzlu olsun. Şimdi az tuzlu yapıldığı zaman işte böyle olumsuzluklar oluyor. Bakteriler hızlı ürüyor. Hızlı ürediği için de raf ömründen daha kısa sürede bozulmalar oluyor. İşte kokuşmalar vesaire. Yani bu zehirleyici bir özelliği olmuyor ama tabii insanın sindirim sistemini değiştiriyor. Bir olumsuz etkileri olabiliyor. Peki benim bilebildiğim kadarıyla az tuzlu hellim de yapılıyor iç piyasa için. Evet. Bunun tuz oranı ne kadar oluyor bu az tuzluların? Şimdi az tuzluları da genel olarak yarı yarıya düşürüyoruz. Yani 3 yerine 1,5. 1,7 gibi, 1,5 gibi. 1,5'u pek bulmuyor, 1,7 ortalaması. 1,7. Peki bu hellimin bozulmasına sebep olmuyor mu? Şimdi hellim iç piyasaya yaptığımız az tuzlu ürünlerde biz hızlı satış yapıyoruz. Dolayısıyla hızlı satış olduğu için hızlı tüketim oluyor. Dolayısıyla bir yıl her ne kadar raf ömrü veriyorsak da ürüne, o ürün 3 ayda tüketilmiş oluyor. Yani bir nevi taze yapıyoruz, taze satıyoruz şekline dönüyor iş. Tabii bir de vakumlu olarak yaptığınız için. Tabii vakumlu da oluyor. Yani bir yıl süre geçerli oluyor onlar için de, değil mi? O ürünler için de. Evet, evet. Peki Ayhan Bey, şimdi işletmenizin hayvancılık konusuna da el attığını söylediniz. Hı hı. Ne zaman başladı bu çalışmalar? Hayvancılık kısmını aslında Salahi Bey, arkadaşımız o konuda, yani çiftliğimizin sorumlusu Salahi Bey. Onun fikrini alsak daha sağlıklı olur. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Yaklaşık bir 3-4 yıldır besicilikle ilgili de faaliyetlerimiz var ve giderek hayvan sayımız artıyor, koşullarımız iyileştiriliyor. Şu an yeni ek ilave yerler yapıyoruz, ahırlar yapıyoruz. Hayvan sayımız arttığından dolayı ve artırma planımız olduğundan dolayı. Ve şimdi aslında çok değişik bir konuya girdiniz. Orada tabii Tarım Bakanlığımız sağ olsun bizim başımız olarak işte tüm sorunları da arabuluculuk yapıyor, önümüzü açıyor yeterince. Ancak buradaki hayvancılık ve işte süt tedariki konusunda bazı eksik kısımlar mı diyeyim artık, belki revize edilebilir ileride, bilemiyorum. Biz mesela kendi çiftliğimizdeki sütü kendimiz buraya alamıyoruz. Çünkü süt kurumuna satıyoruz. Süt kurumu satıp tekrar geri alamaz mısınız? İşte ona müsaade edilmiyor. Mevzuat gereği sanırsam mevzuat buna müsaade etmiyor. Esas itibariyle bana sorarsanız kendi çiftliğin olan işletmeler kendi çiftliğinin sütünü alabilse sütün kalitesinin de artacağı yönünde inancım tam. Çünkü şöyle düşünün, yani kendi çiftliğimizde bir hayvancılık yapıyoruz. Süt kalitemiz ortalamanın üstünde şu an. Kıbrıs ortalamasının üzerinde. Onu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Ama çok, yani gitmesi gereken, olması gereken yerde mi derseniz, bence olması gereken yerde değil. Ben mesela Türkiye'de uzun yıllardır çalıştığım için, 35 seneye aşkın süredir sektörün içerisindeyim. Ve birçok işletmeler var. Birçok işletmelerden sütler aldım ben çalıştığım yerlerde. Mesela inek sütünü demezsin. Öyle sütler vardı ki 4,5 yağlı, 4,6, 4,4 yağlı sütler vardı. 3,60 proteini olan sütler vardı. Ki inek sütü bunlar. Ve çoğu bölgede koyun sütünde bu değerleri zar zor yakalarsınız.
Şimdi biz burada kendi imkanlarımız var, kendi çiftliğimiz var, kendi personelimiz, altyapımız var. Sağlam bir altyapımız var, basit değil. Ve istersek o değerleri çok rahat yakalayabilecekken biz mesela yapamıyoruz bunu. Çünkü biz kaliteli süt yaptığımız zaman bizim süt gidiyor başka yere, başka yerin kalitesi sütü geliyor bize. Evet. Soru işareti olan süt. Gerçekten enteresan bir durum. Yani bu bakış açısından baktığınız zaman gerçekten onun bir değerlendirilip en azından şöyle bir şey yapılır mı? Yapılabilir. Yani fabrikası olan firmalar kendi çiftliği varsa kendi çiftliğinin sütünü alması haktır şeklinde bir şey olabilir mi? Olabilir istenirse. Bunun yapılması için de herhalde tüzüklerin veya ne bileyim kanunun değişmesi lazım. Gözden geçirilmesi gerekir. Yani zor bir şey değil aslında. Yani bence çok zor değil ama tabii büyüklerimizin de bildiği şeyler vardır. Bizim şu an bilemediğimiz, kendi açımızdan belki değerlendiriyoruz. Düşünemediğimiz şeyler. Belki düşünemediğimiz şeyler vardır. Belki ileride o konuda da yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Peki Ayhan Bey, son olarak neler söyleyebiliriz hellim tescili konusunda? Diğer işletmelere de ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Valla öncelikle karar vermeleri lazım. Yani PDO sertifikasını almaları, almak istiyorlar mı? İşte aldıkları zaman kendilerine ne avantaj getirecek? Çünkü biz ağırlıklı üretimimizin %80'i ihracat olduğu için biz bu sertifikayı almamız gerekiyordu. Hem itibar, prestij sebebiyle hem PDO sertifikası olmadan satış yapılamayacak pazarlara açılmamız bakımından ve işletmenin önünü açma bakımından bu PDO sertifikasını almamız şarttı bizim için. Ve buna gayret ettik, çalıştık. Tüm ekip arkadaşlarımla beraber emek verdik ve çok şükür aldık. Öncelikle firmalara dediğim gibi yani PDO sertifikasını aldığımızda bize bu ne getirecek? Bunu ölçmeleri lazım. Eğer önlerini açıcı, onlara faydası olan bir şeyse, ona karar verdilerse hızlı bir şekilde karar verip uygulayıp almaları gerekiyor. Yani çok tamam meşakkatli bir süreç ama imkansız değil. Yani başarırlar. Yani ben inanıyorum 6 ay dolmasa da 1 yılda alırlar yani. Peki Ayhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ta başından itibaren vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz çok teşekkür ediyoruz firmamıza göstermiş olduğunuz ilgi için ve nezaketiniz için gelip işletmemizde çekimler yaptınız, bize ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bu bilgilerle birlikte programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka Çiftçinin Saati programında yeniden birlikte olmak umudumuzu yinelerken bu programın sizlere aktarılmasında yardımcı olan kameraman arkadaşım Ali Deryalı, montaj ekibindeki arkadaşım Mete Asil Soy, Çiftçinin Saati programı yapım koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Erkut Uluçam ve bugünkü BRT yayın ekibi adına ben Sözal Yurçınar, hepinize iyi günler dilerken her zamanki temennimizle yine sizlere veda etmek istiyoruz. Ürününüz bereketli, kazancınız bol olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın değerli izleyenler.